21 yıl sonra katma değer vergisi artırımına gidildi. Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları yeniden belirlendi. Kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan %18'lik KDV oranı %20'ye, %8'lik KDV oranı ise %10'a yükseltildi. Söz konusu düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayımlandı. Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme içme sektöründe KDV, Mart'ta %18'den %8'e inmişti. Bugün yayımlanan kararla söz konusu ürünlerdeki KDV artık %20 olacak. Daha çok gıdayı kapsayan %1'lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı. Yeni güne yüzlerce kalem üründe yaşanan zamla uyanan vatandaş durumdan rahatsız. Ben yurt dışından geldim. Ekonomik durumu çok iyi. Bu kadar kendi ceplerini boşalttılar. Bunu nereden dolduracaklardı? Senden benden. Tek cümle söylüyorum. Kimseden de korkmuyorum. Beter olsunlar. Geçinemiyoruz maalesef. Yetmiyor. Çünkü kepçeyle verip kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Bir de bu zamları enflasyondan önce açıklasalardı daha güzel olurdu ama önce olmayan zammı veriyorlar, sonra enflasyon, para da pul oluyor tabii. Hiçbir faydasını görmüyoruz. Valla insanlar zor durumda. Etkiler. Cumhurbaşkanımızın büyük katkılarıyla bunları da aşacağımıza inanıyorum. Valla bunun bedelinin halka ödetileceği çok açık, ayan beyan ortadaydı. Bunu halka ödetecekler yine. Yani her şartta bizden çıkacak bu. Yani zam da yapsa yine bizden çıkartacak. Yani bu yani şu andaki iktidar kesinlikle sermayeden yana. Yani sürekli emeğe yükleniyor. Sürekli emeğe yükleniyor. Emekliye, emeğe. Yani bundan kurtuluşumuz yok. Kirada değilim. Emekliyim. Yeni emekli oldum ben de. Yani şu an için benim için sıkıntı yok. Yani orta hallinin biraz daha aşağısında olanlar tabii ki zorlanabilir. Yatıyoruz, kalkıyoruz, her zaman zam oluyor zaten. Hani geçinemiyor insanlarımız. Geçim şartlarımız çok zorlaştı. Günden güne yatıyoruz, kalkıyoruz, zam. Yani yabancılar ülkemizde güzel güzel geziyor. Biz evden pazara, pazardan eve, her gün zam. Türkiye'de cep telefonlarından alınan yüksek vergiler nedeniyle çok sayıda kişi yurt dışından telefon getirip kaydettirmeyi veya Gürcistan gibi pasaportsuz girilebilen ülkelere gidip telefon aldıktan sonra e-mail kaydı yapmayı tercih ediyordu. Bu kararla birlikte ucuz cep telefonlarını yurt dışından getirip e-mail kaydı yaptırmak 20 bin TL oldu. Tüketici kredilerinden alınan vergi de 5 puan artırılarak %15'e çıkarıldı. Şans oyunları vergisi at yarışlarında %14'e, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %10'a ve diğer şans oyunlarında %20'ye yükseltildi. Bir diğer büyük artışsa noter, pasaport ve vize harçlarında yaşandı. Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar %50 oranında artırıldı. Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan sürücü belgesi harçları yapılan artıştan hariç tutuldu.